Türkiye boydan boya kırılıyor 28 yılda, öyle 100 yıl falan beklemiyor. Çünkü birbirine gerilim yüklü. Biraz önce ne dedim? Bir yer kırıldığı zaman rahatlar. Rahatlayan yerin iki ucu gerilimlidir. Ondan sonra deprem kaldığı yerden devam eder. Şimdi devam edelim. 1912'de bir deprem daha oluyor ama Marmara'nın batısında bunun devamında. Buna da Şarkgörü-Mürefte depremi diyoruz. Bu da 7,4. Sonra ne oluyor? 1999 depremleri oluyor. Kocaeli ve Düzce depremi. Şimdi baktığınızda doğudan batıya doğru bir deprem silsilesi var. Domino taşı gibi yıkıyor. Şimdi soruyorum size. Deprem uzmanı olmanız gerekmiyor. Neresi boş? Değil mi? Ya bunun için uzman olmak gerekmiyor. Arada bir çıkıyorlar diyorlar ki ya bu yer bilimcilerde çok oluyor. Bu işi bilmiyor. İnsanları korkutuyor. Bilmem ne oluyor. Ya şunun için bir aritmetiğe gerek var mı? Şunun için bir jeolojiye gerek var mı? Tarihsel süreçler içerisinde Marmara'da nerede kırılmış, nerede yıkılmış her şeyi biliyoruz. Çok büyük uzman da olmak gerekmiyor. Bir defa en kötü senaryoyu düşünmek gerekiyor. Yani burası bir şekilde kapanacak. Ve bu kapanma süreci şu anda da olabilir. 50 yıl içinde de 30 yıl içinde de olabilir ama giderek yaklaşıyor. 50 yıl sonra bunu konuşmayacağız. %99 olasılıkla hemen olacak diye konuşacağız. Şu anda belki birazcık vaktimiz olabilir. O yüzden bu vakti boşa harcamamak gerek. Bakın 99 depremleri oldu. 24 yıl geçti. Bir sürü şey yapıldı ama yeterli yapılmadı. Şakası yok. Birisi çıkıp diyor ki ya işte 6,5'ü geçmez bilmem ne olmaz. Vebalini sen ödeyecek misin? Ben en kötüyü düşünüp hareket etmeden yanayım. Öyle olması gerekir. Bir iyi senaryo olur mu arkadaşlar ya? En kötüsünü düşünürsün. İyi çıkarsa bahtına. Ama çıkmayacak çünkü tarihte İstanbul çevresinin şöyle karakteri var. Bir yıl içinde iki tane büyük 7'den büyük deprem oluşturabiliyor. Bu kapasite var. Örnek mi? 1766'da iki tane büyük deprem var. Örnek mi? 1999'da iki tane deprem var. Örnek mi? 1912'de iki tane deprem var. Peş peşe birbirini tetikleyen depremler var. Şimdi bunları nasıl görmezden geleceksiniz? Şimdi 7'nin devirmediği, yıkmadığı ağır hasarlı bina ikinci depremde ne olacak? Yıkılacak. Deprem kaldığı yerden devam edecek. Ya bunları niye yapıyoruz? Yani bile bile bu tehlikenin altına giriyoruz. Bu bilmiyorum. Şimdi biraz önce söylediğim gibi bakın şu 1912'de kırılan Kuzey Anadolu fay parçası 7,4. Şurada ise 1999. Arası kırılmamış. Şimdi spekülasyona ne gerek var? Belki bir parça, belki iki parça, belki tek parça. Burası kırılacak. En küçük kırılmada bile 40 kilometre kırılsa bile 7,2 verecek. Az değil ki. 5,8'de yaşananları hatırlıyor musunuz? 2019'da. Ulaşım tıkandı. Haberleşme durdu. Cami yıkıldı. Hasarlar oldu. O büyük depremin küçük bir provasıydı. Yani bir şeyler yapmak gerekiyor. Marmara'nın kıyılarında tsunami olmuş oluyor. Şu anda 50 tane senaryo var. Nerede bir deprem olursa, ne kadar yükseklikte dalga olur, ne tarafa, kaç dakikada gider diye senaryolar da var. O bakımdan bir duble tehlike var İstanbul çevresinde. O yüzden tüm Marmara kıyılarının mekansal açıdan yeniden planlanması gerek. Eğer dalga gelirse neye kadar gelir? Yerleşim ondan sonra olması gerek. Denize sıfır şey yapmak, yapı yapmak çok akılcı bir olay değil. Çünkü bakın şurada altta bir harita var görüyorsunuz. Sudan arındırırsak Marmara Denizi'nin tabanını böyle görürüz. Şu derinlikler, yani şunlar 1200-1250 metre derinliğindeki çukurlar onlar. Onları depremler yaratmış.
Şimdi normal şartlar altında bu fay tsunami yaratmaz. Niye? Şöyle hareket ediyor. Şöyle hareket ediyor. Dolayısıyla yaratmaz. Tsunami olması için denizin tabanında düşey bir hareket olması gerek. Bu deprem yaratmaz ama depremin tetikleyeceği denizaltı heyelanları tsunami yaratabilir ve yüksek de olabilir. Şöyle ki bu çukurların yamaçlarında kaya değil çamur var. Eğer o çamurları deprem silkelerse denizaltı heyelan olur. Olmuş mu? Olmuş. Geçmişte de var. Ve bu açıdan en potansiyel tehlike yeri Doğu Marmara, Çınarcık açığı ve Tuzla açıkları tsunami'nin yüksek olmasını sağlayacak koşullar var. Denizaltı heyelanları olabilecek potansiyel yerler orada fazla. Şunlar mesela yapılan senaryolarda, mesela bu Anadolu yakasında Kartal açıklarında bir tsunami olsa 3 metre olabileceği konusunda simülasyonlar. Şu yine bir simülasyon. Bu da Marmara güneyindeki bir tsunamide kuzeye doğru 4 metre, güneye doğru 6 metre olabileceği konusunda simülasyonlar. Tsunami'nin direkt cepheden gelmek değil, bazen burunlara çarparak dönüp açı değiştirip girme durumları olabilir. Mesela Sarayburnu'na çarpan dalgalar dönerek Eyüp'e falan girebilir, Boğaz'a girebilir. Öyle etkileri de var. Onu da söylemek gerekiyor. Son iki slaytım. Tsunami konusunda da stratejimiz olacak. Yani ya kaçacaksın, ya tsunamiyi durduracaksın, ya yönlendireceksin. Bir strateji olması gerekiyor ve kıyılarda mekansal planlamanın yapılması gerekiyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sadece depreme değil, aynı zamanda kıyıda da bazı önlemler ve uyarı sistemlerini yapması gerekir. Şeyde Marmara'da başladı biliyorsunuz. Sonra hocam, ya da deprem başladıktan ne kadar sonra tsunami? Bir süre aslında. Bir şey daha söyleyeyim, bu iyi bir haber. Her depremde tsunami...